Merhaba gençlik. Dersimizin konusu üçgende açı kenar bağıntıları. Toplam 18 sorumuz var. Bu soruları çözeceğiz. Karşımıza gelen temel örnekler. Hemen bir numaralı sorudan başlayalım. Bakın basit bir üçgen eşitsizliği sorusu. X'in tam sayı değerlerinin kaç tane olduğu soruluyor. Bir üçgenin oluşabilmesi için çizilebilir olması için neydi? Bir kenar uzunluğunun diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük olması gerekiyordu ki biz buna üçgen eşitsizliği diyorduk. 6 artı 4'ten kısa. 6 eksi 4 evet, mutlak değerinden büyük olmalıydı. Burası ne oldu? 2. 2 ile 10 arasında tam sayı değerleri soruluyor. Kaç tane oldu? Bunları hemen yazacak olursak 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 bu değerleri alacaktır. Toplamda 7 tane. Şimdi bu daha uzun olursa terim sayısı diye bir kuralımız vardı. Neydi? Baştakinden. Evet, baştakinden. Daha doğrusu sondakinden diyelim. Sondan baştakini çıkarıyorduk. Artma miktarına bölüp 1 ekliyorduk ki bu da yine bize neyi verecektir? 7'yi verecektir. Bu arada dikkat edin. Mesela ABC üçgeninin çeşit kenar üçgen olduğu ya da ikizkenar üçgen olduğu söylenebilir. Mesela çeşit kenar üçgen olsa ne olacaktır? Bu 7 değerden 6'yı alamaz. Bir de 4'ü alamaz. Bunlara da dikkat edin. Veya soru şöyle diyebilir. Alacağı kaç tane tam sayı değeri nedir değil de en küçük hangisini alabilir? En büyük hangisi hangi tam sayı alabilir şeklinde soru da sorulabilir. Evet, ikinci sorudayız. Bakın bu sefer ikili bir durum söz konusu. Şimdi hemen ne yapacağız? Şurası x. Gençler onu hatırlatalım. X'in değerleri bizden isteniyor. Ne yapacağız? Üçgen eşitsizliğini iki defa uygulayacağız. Yani bir numaralı şuraya numara vereyim. Bir numaralı üçgenle iki numaralı üçgende ayrı ayrı üçgen eşitsizliği uyguluyorum. Mesela bir numaralı üçgende üçgen eşitsizliğini uygularsam x'i araya al. 12 artı 5 kısa 12 eksi 5. Yani 12 eksi 5 yazalım bari. 12 eksi 5 alışkanlık olsun. Ne olacaktır? 7'den büyük ancak 17'den küçük değerler oluyor. Şimdi bu bir numaralı üçgene göre üçgen eşitsizliği. Bir de iki numaralı üçgende uygulayalım bunu. Evet, iki numaralı üçgende üçgen eşitsizliğini uygularsam yine x ortak kenarı araya aldım. X kenarı 9 ile 6'nın toplamından küçük olmalı. Ama farkından da büyük olmalı. Evet, arada kalıyor. Yani 3 ile 15 değerler arasında. Şimdi ne yapacağız? Buradaki x her iki üçgenin de ortak kenarı olduğu için şimdi bu olabildiğince bu çözüm kümelerinin her ikisini sağlayan kesişimlerini alacağız. Yani ortak kesişimlerini alacağız. Ara kesişimlerini. Burada şöyle bir taktiğimiz var. Alt sınırların en büyüğünü alıyoruz. En büyük alt sınır. Üst sınırların da olabildiğince küçüğünü alıyoruz. En küçük bakın. En küçük hangisi? 15 mi? 17 mi? Küçüğünü alıyoruz. 15'i alıyoruz. Bu da bir yöntem. Taktik. Yani aslında yapmış olduğumuz şey şu. Buradaki iki eşitsizliğin adeta ortak çözümünü almış oluruz. Kesişimini almış oluruz bir yerde. Ama taktik yeri unutmayın. Bunları böyle yazdıktan sonra alt sınırların en büyüğü, üst sınırların en küçük şeklinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. X'in tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Şimdi bu arada neler var? Bakalım. 8 var. 9 var. İstersen nokta nokta nereye kadar gider? 14'e kadar gider. Terim sayısı nasıl buluyorduk? 14'ten 8'i çıkar. Birer birer artıyor. 1'e böl, 1 ekle. Yani 6 bir daha 7. 7 tane. Bu da 7 tane çıktı. 7 tane. Tamam. 3 nolu soruda sevgili gençler. Burada da şimdi bir açı sıralaması verilmiş. A B'den büyük, B de C'den büyük. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Yani şuranın en küçük tam sayı değerlerinden soruluyor. Bakın bu tip sorularda şöyle düşüneceğiz. Acaba bu ikizkenar üçgen olsa ne olur değil mi? Tepe açısı 40 olsa tabanları 70'e 70 olur. Şimdi şöyle düşünün. Bunlar eşit olsa 70'e 70. Şimdi A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Bunu 1 artıracağız. Bunu 1 artıracağız. Bunu da o zaman ne oldu? Burası 69'a indirdik. Bunu da 71 yapacağız. Böylece ne yapmış olduk? A'nın alabileceği en küçük değeri bir yerde bulmuş olduk sevgili gençler. Cevap 71 olacaktır. 4 nolu sorudayız. Sorumuzda A açısı B'den büyük. Yani B'ye alfa desek A bir tık alfa artı 1 gibi düşünebiliriz. Bir tık büyük. X'in alacağı tam sayı değerleri nedir? Hemen bu tip sorularda ne yapıyoruz? Şu sanki yokmuş gibi düşünüp üçgen eşitsizliğini oluşturuyoruz. Hemen X'i araya aldım. Evet, bu ikisinden toplamından kısa 6 artı 9 15 kısa. Farkının mutlak değeri 6'dan 9 çıktı. 7. 7 ile pardon 6'dan 9 çıktı. 7 olur mu? Sevgili gençler. 3. Evet. 3 yazalım. Evet. 3 ile 15 arasında değerler oluyor. Ancak şunu da işin içine katalım. Bu A açısı B'den bir tık büyük. Eğer A B'den büyükse bu X değerleri 9'dan büyük olmalı. Ha, o zaman alt sınırı değiştiriyorum.
alt sınırımı 9 olarak değiştirdim. Değiştirmek durumunda kaldık. 9'dan büyük, yani 9 ile 15 arasında değerler alır x. Tam sayıları kaç tane? Yine tam sayıların kaç tane olduğu söyleniyor. 10, 11, 12, 13, 14. Sonuçta 5 tane değer alıyor. 5 nolu sorudayız. Şimdi x'in tam sayı değeri benden söylüyor. Bakın bu tip sorularda da şimdi bu sefer birinci soruda iki bilinen değer vardı. Bir bilinmeyen vardı. Hatırlatıyorum. O zaman ne yapıyorduk? Bilinmeyeni arayalıyorduk. Burada ise iki kenar bilinmiyor. Biri biliniyor. O zaman bilineni arayalım. Yani ben BC kenarına göre üçgen eşitsizliğini uygulayacağım. 24 küçüktür. İkisinin toplamı 6x. Farkı 4x. Pozitif olacak zaten. Bu durumda aslında yapacağım şey şu. Bu eşitsizlikleri ayrı ayrı çözeceğim. Yani bir böyle çözeceğim, bir de böyle çözeceğim. Şimdi böyle çözersem, her iki tarafı 4'e bölersem sevgili gençler, o zaman x uzunluğu 6'dan kısa olur. Böyle düşünürsem, 6'ya bölersem 4'ten büyük olur. O zaman bu ne anlama gelir? 4'ten büyük, 6'dan küçük. Araya girer. 4'ten büyük, 6'dan küçük ve tam sayı değerleri kaç tane? Bir tane, o da 5. Bir tane. 6 nolu sorudayız. Şimdi ne yapalım? Burada da şimdi bunu şunu yapacağım. Şuraya bir birleştireyim. Şunları birleştiriyorum. BD'yi. Ve üçgen eşitsizliğini düşünün. Buraya bir Y diye geçiş olarak. Y değerleri ne olacaktır? Y değerleri. 4 ile 9'un toplamından kısa, farkından büyük. Yani 9'dan kısa ve 1'den büyük. Peki şuraya bakalım. Burada uygularsak Y değerleri. Ya da şöyle düşünün. Evet, X'in en büyük tam sayı değeri benden istiyor değil mi? X'in en büyük tam sayı. O zaman X'i düşünelim şöyle. X'i aldım araya. X'i aldım. 3 ile Y'nin toplamından kısa. 3 eksi Y'nin farkı mutlak değerinden büyük. Şimdi X'in en büyük tam sayı değeri nedir diyor benden. Şimdi X'i olabildiğince büyük seçmem lazım. O zaman Y'yi olabildiğince büyük seçeyim ki X de büyüsün. Sevgili gençler. Y'yi bir tık ne seçebilirim? Tam sayı olarak 8 seçerim. Ancak tam sayı seçersem aldanmış olurum. Şimdi Y'nin herhangi bir tam sayı olma zorunluluğu yok. O zaman ben bu aralıkta, bu tip sorularda olabildiğince mesela 8 virgül bir şey alayım. Hatta buçukla, 8,5. 8 almayın sevgili gençler. 8 almayın. Çünkü bu Y'yi ne kadar büyük seçersem X de o kadar büyüyecektir. X'in büyüklüğü Y'nin büyüklüğüne bağlı. Tamam mı? Şimdi mesela buraya, diyelim ki siz 8 aldığını düşünün. Öğrenci buraya 8 aldı. Tamam mı? Y'yi bir an için 8 aldı. O zaman ne olur? 11'den kısa 10 var. Yani X 10 almış olur. Halbuki hata yapıyor. Şimdi burada Y'yi 8,5 aldı mesela. Y'yi 8,5 alırsan burası 11,5 olur. Şimdi bakın 11,5'dan bir tık ne var? 11 var. Dolayısıyla burada X'in tam sayı olma zorunluluğu var. Bu önemli. O zaman cevabımız ne olacaktır? 11 olacaktır. Bu tip sorularda bu taktikleri izleyebiliriz. 7 nolu soruda. Şimdi bu 7 nolu soruda şöyle bir görsel izah yapmaya çalışayım. Şimdi bu X ile Y'nin toplamı kesinlikle 10 ile 9'un toplamından kısa, 12'den de büyük olur. Nasıl yani? Bunu şey gibi düşünün. Burada şuralara çiviyle çakılmış böyle bir lastik gibi düşünün. Şu D köşesinden esnettiğimizi düşünün. Böyle çekiyoruz. Mesela normalde bıraksak bunun üstüne yer alacak. Buradan çeksek, sündürsek şöyle uzamış olacak lastik. Dolayısıyla hep ben içerisinde yani dışına çıkmadığıma göre, şeklinde dışına çıkamadığıma göre bu X ile Y'nin toplamı kesinlikle X ile Y'nin toplamı 10 ile 9'un toplamından küçük olmalı. 12'den de büyük olmalı sevgili gençler. Şimdi X'in X artı Y'nin zaten alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Bakalım. Şimdi bu nedir? 13, 14, 15 ta ki 18'e kadar. Kaç tane? Ne yapıyorduk? En büyükten. Evet. En küçüğü çıkarıyorum. Birer birer artıyorum. Bire bölüyorum. Bire ekliyorum. Bu bana terim sayısını veriyor sevgili gençler. Zaten yazsak ne olur yani? 6 tane mi? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten de buradan 6 buluyoruz. 5, 1, 6. 6 tane. Sorumuzun cevabı 6 olacaktır. Bu da basit bir soru. En uzun kenar nedir diyor. Şimdi yapacağımız ya bu üçgenden başlayacağız ya bu üçgenden başlayacağız. En uzun kenar. Mesela buradan başlasak 90'ın karşısı en uzun kenar olur. Yani 90 açı büyükse gördüğü kenarda en uzun olur. Şimdi mesela bu üçgene göre en uzun kenarın bu olması lazım. BC yani. BC'den daha uzun olamaz. BC en uzun. En uzun. Ancak alttaki üçgeni işin içine katacak olursam sevgili gençler. Alttaki üçgende durum böyle değil. Çünkü şu açının değeri bakalım 70-106 mı oldu? 106-74. 74 bakın. 74 buraya bakıyor. 76 buraya bakıyor. Bakın 76 daha büyük olduğuna göre 74'ten. O zaman bu uzun kenar olacaktır. En uzun kenar. Yani DC uzunluğu bir kere BC'den daha büyük. Yani BC'den daha uzun bir kenar bulduk. O da DC. Şeklin tamamını düşüneceğimiz için sorumuzun cevabı da
en uzun kenar olarak DC olmuş olur sevgili gençler. Neyse devam ediyorum. Buraları batırdık. 9 nolu soru derecesi. Bu sefer üçlü. Yapacağımız şey ya buradan başlayacağız ya buradan. Bir bakalım şu eksik açılar bakalım. Burası 75 olursa 45. 5'i buraya verdik. 80, 120. 80, 120. Yani şuraya 60 kaldı. Tamam. Demek ki en uzun kenar yukarıdan başlasak en uzun kenar burası olacak. En uzun kenar burası. Şimdi işin içine burası. Bak bunların ikisinin toplamı 90. Burada 90 olur. O zaman bu kenardan daha büyük 90'ın gördüğü kenar olur. Yani bu sefer işin içine bu ikisini katarsam en uzun kenar BC olmuş olur. Tamam. Şimdi buraya bakıyorum. Şu açı 45, burası 60, 105. Ne kaldı geriye? 70. Bir dakika. 105, 75 kaldı. Evet. Ha bakın bu üçgende de en uzun kenar bu oldu. Örtüştü. O zaman demek ki şeklin tamamını düşündüğüm zaman BC kenarı en uzun kenar olarak bulmuş olur. Zaten bu tip sorularda ya uzun en uzun kenarı sorarlar ya da en kısa kenarı sorarlar sevgili gençler. Bu da basit bir soru. Yapacağımız şey şu. Bakın bu tip soruları sınavlarda çıkma riski var. Bilginiz olsun. Şimdi burası 70, burası 50 ise üçgenin iç açılar toplamından doğal olarak buraya 60 kaldı. Açıları boyut sırasına göre dizersek yani ölçü düzlerinin büyüklük sırasına göre en büyük açı 70 olduğuna göre A kenarı en uzun kenar olur. Daha sonra B kenarı gelir ve en küçük kenar C olur. Böyle bir sıralama yaptık. Şimdi bakın A'dan B'yi çıkarırsam büyükten küçük çıkar pozitif olur. Şurası pozitif. A'dan C'yi çıkarırsam bu da pozitif olur. Pozitif. C'den B'yi çıkarsam yani küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Şurası negatif. Yani mutlak değerlerin içerisinin önce ne olduğunu görmeye çalıştım. Daha sonra açacağım. Şimdi burası içerisi pozitif olursa aynen dışarı çıkacak. Yani A eksi B de dışarı çıktı. Yine burası pozitif olduğu için dışarı aynen çıkacak ama önde eksi var. Dikkat edelim A eksi B. Eksiyi daha henüz dağıtmadım. Şimdi bakın burası negatif. Eksiyle çarpmam gerekiyor. Eksiyle çarpacağım. Dışarıda eksi olsaydı durum değişirdi. Eksiyle çarpacağım için şöyle oldu. C eksi B. Ve buradan bakalım neler olacak. Şu eksileri içeriye dağıtmam gerekiyor. Dağıtıyorum. Eşittir. A eksi B. Dikkat. Eksi A artı C. Eksi A artı C. Ve şurayı dağıtıyorum. Eksi C artı B. Eksi C artı B. Bakalım birbirini götürenler var mı? Mesela bunlar birbirini götürdü. Bu da birbirini götürdü. Oh, hepsi birbirini götürdü. Cevap kocaman bir sıfır. Evet sevgili gençler 11. sorudayız. Bu tip sorularda ne yapacağız? Bakın bu tip sorularda olay sanki şurası yokmuş gibi bir üçgen eşitliğini yazın. Bakın sanki şurası verilmemiş gibi üçgen eşitliğini uygulayın. X araya al. Ne olacaktır? Şunların toplamı 15. 15'ten küçük. Farkı ne oldu? 8'den 1'i çıkardık. 1. 1'den büyük. Yani X'e göre üçgen eşitliğini oluşturdum. Daha sonra işin içine bunu katmaya çalışıyorum. Şimdi nedir bu? Bu alfa açısının 90'dan büyük olduğu, geniş açı olduğu anlamına geliyor. Alfa 90'dan büyük. Mesela 90'a eşit olsa ne olur? Bir an için öyle düşünelim. 90'a eşit olsa Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. O zaman 90'ın karşısının karesi yani Pisagor'un hipotenüsün karesi Pisagor uyguluyorum. Şurada boş bir alanda uygulayayım. Yani x kare eşittir 7'nin karesi artı 8'in karesi olur sevgili gençler. Şimdi bu açı eğer 90'dan büyükse bu x uzunluğu da ne olacaktır? Şöyle diyeyim ha. Şöyle olacaktır yani x uzunluğu. Böyle bir x'e hesaplamaya çalışsak güzel olmaz mı? Şöyle yapalım. Kök içerisinde 49, 64. 49 artı 64. 113. Yani bu x uzunluğu eğer 90 eşit olsa kök 113 eşit olur. Ama 90 eşit olursa 90'dan büyük olduğuna göre kök 113'ten de büyüktür. Yani benim alt sınırım değişiyor sevgili gençler. Alt sınırı değiştiriyorum. Kök 113 olarak belirledim. Alt sınırımı. Bazen de eğer bu şu 90'dan küçük olsaydı üst sınırı değiştirecektim. Şimdi bakın en küçük tam sayıları bulacağız. Şimdi bu kök 113 aslında 10'dan büyük ama 11'den küçük. 11'in karesi 121, 10'un karesi 110 olduğuna göre, 100 olduğuna göre demek ki bu 10 küsurat. Yani şurası 10 küsurat bir şey. 10 küsur. O zaman en büyük neyi alabilir? Tam sayı olarak 11 alabilir. Pardon en küçük. En küçük 11 olarak alabilir. 10 alamayacağına göre değil mi? Sorumuzun cevabı 11 olarak bulunmuş olur. 12. sorudur. Bu sefer de 90'dan küçük durum. Yani yine aynı durumlar geçerli. Yine sanki burası verilmemiş gibi bir üçgen eşitliğini uygulayın. Yani şunları topladım. 15'ten küçük, 3'ten büyük olur. Ancak işin içine bu da katılırsa yine Pisagor bağıntısını uygularım bir yerde şu boş alanda. Pisagor bağıntısı neydi hatırlatalım. Şu içeride yapalım. Şu önemli değil. X kare eşittir. Yani 90'a eşit olsa ne olur diyorum önce bir şöyle düşünün. 90'a eşit olsa ne olur? Tabii ki dikkenarların karelerinin toplamı olur. 6'nın karesi, 9'un karesi yani 81 artı 36. 81 yani x nedir? Kök içerisinde 36 artı 81 ki bu ne olur? 117. Yani bu x uzunluğu 117'ye eşit olur. Kök 117 eşit olur. 90'a eşit olsa ama 90'dan küçük olduğuna göre kök 117'den küçük olur. Bu sefer de üst sınırı değiştireceğiz. Kök 117'den kısa olur. Üst sınırı değiştirdim. Alt sınırı değişmedi bu sefer. Ha, o zaman bizden en büyük tam sayı değeri istiyor. Kök 117 kök 110 olduğuna göre bakın 10 alabilir.
Yani en büyük soru zaten 10 alabilir. Çünkü 10'un karesi 100. Kök 100'den büyük olduğuna göre 10 alabilir. Yani sorumuzun cevabı 10 olur. 13. sorudayız. Burada ne yapacağız? Burada da şunu yapacağız. Bir kere bu 90'a eşit olsa, yine üçgen eşitliğini uygulayacağız, onu söyleyelim. Şöyle x 13 ile 5'in toplamı 18. 13'ten 5 çıkardık. 8 mi? Evet, 8, 8 kaldı. 8 ile 18 arası olacak. Yani eğer bu koşul olmasaydı, koşul olmasaydı. Ancak bu koşul var. Şimdi eğer 90'a eşit olsa alfa, bunu kullanalım. Alfa 90 olsa ne olur? Şimdi alfa 90 olsa 8, 5, 12, 13 üçgen olur. Sevgili gençler, burası 12 olur. Eğer 90'a eşit olsaydı. Şimdi bu alfa değeri 90'dan büyük olduğuna göre, bakın burasını açacaksınız. 90'dan büyük eşit olduğuna göre, burayı büyütemeyeceğinize göre. Burası, bakın, bak çok ince bir detay var. Eğer burası 90'a eşit olsa burası 90 derece olur. Yani dik olur burada. 90 derece olur. Ama 90'dan büyük olduğu söyleniyor. 90'dan büyük olması demek ne demek biliyor musunuz? Buranın geniş açı olacağı anlamına gelir. Buranın geniş olması demek şuranın küçük, küçülmesi anlamına gelir. Yani. O zaman x değeri 12'den küçük olur. Bunu net söyleyeyim. X 12'den küçük olur. Yani o zaman üst sınırı değiştirmiş olduk. 8 ile 12 arasında değerler alır. X tam sayı değerleri kaç tane? Tabii ki 9 oluyor, 10 oluyor ve 11 oluyor. 3 tane. Bu da böyleydi. 14 numaralı sorudayız. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın bu soruda şöyle bir durum var. Bakın bu ikizkenar üçgen. Şu üçgen ikizkenar üçgen. Dolayısıyla kesinlikle şu açı geniş açıdır. Onu net söyleyeyim. Bu açı geniş açı. Nereden aldık? Şundan. Mesela burası A olsa burada A olur. Açı olur. Taban açıları eşit. Burada diyelim ki B oldu. Şu açı da B oldu. Bakar mısın? İki iç bir dıştan. Yani şu ikisinin toplamı şurada olmayacak mı? Yani A artı B. Bakın eşit olsa 90-90 olur. Demek ki bu açı şu geniş açı olduğu anlamına gelir. 90'dan büyük. Yani şu açının 90'dan büyük olduğunu anladık. Tamam mı? Buraya bir alfa desek alfa 90'dan büyük oldu. Yani az önceki soru tiplerine indirgedik. Yine burada bir üçgen eşitliğini, yani şu üçgende tarayalım mı? Tarayalım. Şu üçgende üçgen eşitliğini uygularsak x araya aldık. 5 ile 10'un toplamı 15. 15'ten kısa ama 5'ten büyük. Evet. Şimdi bir de işin içine 90'ı katarsak, yine Pisagor bağıntısını uygularsak x kare eşittir. Yani tam 90'a eşit olsa Pisagor bağıntısında 5'in karesi artı 10'un karesi, yani x uzunluğu kök içerisinde kök 125 olur. Kök 125 olur. Ancak bu açı 90'dan büyük olacağı için kök 125'ten de büyük, x değeri kök 125'ten büyük olur. Yani alt sınırı değiştireceğiz. Kök 125'ten büyük olur. Alt sınırı üst sınırı değişmiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. En küçük tam sayı. Bu şu anlama geliyor. Kök 121 olsa 11 olur. Ama 11'den büyük olur. Kök 121 olsa 121'in karekörü 11 ya. Dolayısıyla bu x değerleri tam sayı olarak 12 alır. 13 alamayacağına göre. En küçük tam sayıları 12 olur sevgili gençler. Sorumuzun cevabı 12 olur. 12. 15. sorudayız. AC 12 birim. Yani şu uzunluk 12 birim. AB 9 santim. Tamamdır. X'in tam sayı değerleri kaç tanedir? Şimdi bakın gençler. Şu açı 90 derece. Niye verilmiş acaba? Bakın iki iç bir dıştan bu açıyla bu açının toplamı eğer 90'sa, o halde şu açı bir kere kesinlikle 90'dan küçük olmak zorunda. Yani şuraya alfa desek, alfa kesinlikle 90'dan küçüktür. Olayı bu şekilde düşüneceğiz. Alfa 90'dan küçük. Şimdi üçgen eşitliğini uyguluyorum. ABC üçgenimde. Üçgen eşitliği neydi? X değerimi araya aldım. 12 ile 9'un toplamı 21. 21'den küçük. Farkı 3. 3'ten büyük. Bu normal üçgen eşitliği. Şimdi ne yapacağım? Bir de şu özel durumu düşüneceğim. Şimdi bakın zaten bu 12, 9. Yani 9, 12, 15 özel üçgenini hatırlatıyor. Yani diyeceğim ki burası 90 olsa bu üçgenim 12, 9, 15 üçgeni ya da 9, 12, 15, 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı. Yani şurası 15 olur. Bu şekilde düşünüyorum. Yani burası 90 olsa burası 15 olur. Burası 90'dan küçükse burası da 15'ten küçüktür. O zaman üst sınırımı değiştiriyorum. 15'ten küçük olarak yeniden yazmış oldum. Ha, şimdi artık x değerleri 3 ile 15 arasındaki değerler alacaktır. X'in tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Şimdi bu 3, 4, 5, nokta nokta 15, 14'e kadar olan sayılardan bahsediyor. Terim sayısı diye bir durum söz konusu. Neydi? Sondakinden baştakini çıkarıyorum. Yani 14'ten 3'ü çıkarıyorum. Artma miktarı 1'e bölüyorum. 1 ekliyorum. Bu bana her zaman terim sayısını verir. O halde buradan ne gelir? 11, bir daha 12. 12 tane ne var? Alabileceği sayı var. Devam ediyoruz. 16 nolu sorudayız. Şimdi bakın. Teta 90'dan küçük. Dar açı. Alfa ise 90'dan büyük. Geniş açı. Bu durumda x'in alabileceği değerler kaç tanedir diyor bana soru. X tam sayı değerleri kaç tanedir? Burada birden fazla durum söz konusu. Şimdi şu üçgenden bir başlayalım. Üçgen eşitliğini uygulayalım. Şimdi x araya aldık. Normal üçgen eşitliğini uyguluyoruz. 9 ile 12'nin toplamı 21. Fark 3.
Bir de devreye geniş açı olma durumunu düşünelim. Şimdi 90'dan büyük olma durumu. Tam 90 olsa 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı olacak. Yani buranın 15 olma durumu var ki aslında yani tam 90 olsa 15 olur. Ama 15'ten büyük olması gerekir. 90'dan büyük. O halde şöyle daraltıyorum. 15'ten büyük olur. Bu şekilde getirdim. Şimdi sadece bu üçgenimi baz aldığımda bunu yazabiliyorum. Bir de büyük üçgeni düşünelim bakalım. Şöyle. Şimdi burada ise 8, 15, 17 özel üçgeni ayan beyan var. 8, 15, 17. Yani tam 90 olsa 17 olur. Tam 90 olsa 17 olur. Ama 90'dan küçük olduğuna göre 17'den küçük. Önce üçgen eşliğini uygulayacak olsak. Yani ABC üçgeninde hiçbir şey yokmuş. Üçgen eşliğini uygulasam. X'i araya alırım. 8, 15, 23 olur. Farkı da ne olacaktır? 17 olacaktır. 17 olur mu? Bir dakika. Ne olacak? 7. Farkı da 7. 15 eksi 8'den bahsediyoruz. 7. Şimdi üst sınırı değiştireceğim tabii. Çünkü tam 90 olsa 17 olur. 90'dan küçük olduğuna göre 17'den de küçük. Yani 7 ile 17 arası. Şimdi ikisini düşünelim bakalım. Bununla bunu düşünelim. Ne yapacağım? Üst sınırların en küçüğünü alacağım. Daraltacağım alanı. Burada da alt sınırların en büyük. Yani 15. Üst sınırların en küçüğü 17. O halde evet x'in tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Bu durumda x'in alabileceği tek bir değer var. O da 16 alabiliyor. Cevap bir tane olacak gençler. Bir tane. Pardon. 17 nolu sorudayız. Şimdi bakıyorum soruma. X'in tam sayı değerleri yine soruluyor. Kenar ortay görevi görüyor. 12, 16. Evet ne yapabilirim? Şunu yapacağım. Şimdi D noktası BC'nin tam da orta noktası. O halde bu orta noktadan karşı kenarın orta noktasını birleştireceğim. Şöyle bir doğru çizeceğim. Çizdim. 16'yı iki eşit parçaya ayırdım. 8, 8 oldu. Yani şunlar birbirine paralel olacak. Ve orta tabandan burası 12'nin yarısı olacak. 6 olacaktır. Ve soruyu şuradaki üçgende, taralı üçgende çözeceğiz. Üçgen eşliğini uyguluyorum. X'i araya aldım. 6 ile 8'in toplamından kısa farkından büyük olacaktır. 2 ile 14 arasında değerler alır. Bu da nedir? 3, 4, 5, 6, nokta nokta 13. Ne yapıyoruz? Terim sayısını şöyle bulabiliriz. Terim sayısı sondakinden baştakini çıkar. 13 eksi 3 artma miktarını böl 1 ekle. Yani 11 tane çıkacaktır. Nihayet son sorudayız. Evet son soruda bakıyorum. Bu diklik ne yapmış? Kenarı iki eşit parçaya ayırmış. O halde B ile E'yi birleştirerek aslında buradaki ikizkenarlığı fark ediyorum. İkizkenar üçgen. Dolayısıyla şöyle yapacağım. B ile E'yi birleştireceğim. İkizkenar üçgen. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit oldu. O zaman burası X'e şurada X olacaktır. Şuraya X'i yazdım ve şu taralı üçgende üçgen eşliğini uyguluyorum ve soruyu çözüyorum. X'i araya aldım. Üçgen eşliğine göre ikisinin toplamı 14. Farkı 2. 2 ile 14 arasındaki sayılar düşünelim. 3, 4, 5, nokta nokta ta ki 13'e kadar. Nasıl buluyorduk terim sayısını? Terim sayısı sondan başa çıkar. Artma miktarını böl ve 1 ekle. Yine 11 tane çıkacaktır gençler. Evet sizinle 18 tane açıkenar bağıntılısı ile ilgili soru çözdük. Umarım başarılı olmuşuzdur. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz yorgundum. Kusura bakmayın.